Sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. İnternette tanıştığınız bir insan var. Sadece mesaj üzerinden kontakt kuruyor. Başka türlü de buluşmaya yanaşmıyor. Araştırmalar göstermiş ki dünyada 5 kişiden biri internette tanışıyor. 2040 yılına geldiğimizde %70'lerde artık tanışma sadece internette olacak. İnternet ortamı, flört uygulamaları bir takım insanlarla tanışmanın en kolay ve en rahat yeri olduğu için, hele yeni tanıştığınız biriyle sohbet ederken internette daha rahat görüşüyorsunuz. DM'lerden yürüyorsunuz. Kadınların da bu internet görüşmelerinde mağdur olduğu durumlarda meydana geliyor. Mesela erkekler hemen cinsel saldırı anlamında vahşice resimler gönderebiliyorlar. Kadınlar bu konuda oldukça şikayetçi. Kadınların da böyle yapanı var. Var yani, yok değil. Ama en çok şikayet de kadınlara cinsel saldırılar olduğu yönünde. Sosyal medya platformları, flört uygulamaları olmak üzere ikiye ayrılıyor. Biri ücretsiz, diğeri ücretli uygulamalar. ABD'de ve Birleşik Krallık'ta yapılan araştırmaların sonucu %53 oranında insanın profillerinde yalan söylediğini ortaya çıkarmış. Genelde kadınlar da gençlik resimlerini koyuyormuş. 2013'teki araştırma bunu gösterirken ilerleme safhasında ne olmuş? Kadınlar da erkekler gibi İnternette profillerinde yalan söylüyorlarmış. Kızgın Güneş miydi, tam hatırlamıyorum. Bir film izlemiştim. 80 yaşında nine internetten başını kaldıramıyordu zavallı. 18 yaşında bir delikanlıyla tanışmıştı. Yani değil, 83. Bunun gibi vakalar da vardı. Hatırlar mısınız bilmem. Kadın 72 küsur yaşlarında kendisini 38 yaşında tanıtıyor. 23 yaşındaki delikanlı da onu yalan söylediği için maalesef öldürmüştü. Söylenilen yalanlar iş konusunda olduğu ortaya çıkmış. Kariyerli, iş sahibi olduğunu söylemişler. Kadınlar da bir dönem buna ayak uydurup onlar da artık iş konusunda yalan söylemeye başlamışlar. Peki, internet dolandırıcılığı konusu var bir de. İnternette insanlar artık hala dolandırmaya devam ediyorlar. Cüzdanınızı boşaltmaya, işte 7 dakikada karın kaslarınızı nasıl yaparsınız falan atlıyorsunuz. O aleti alıyorsunuz. Bunun gibi kandırmacalar devam ediyor. Bir de bunun romantik dolandırıcılar denilen bir bölümü var. Ve hala da devam ediyor. Daha öncelerde bir arkadaşla bu konuyla ilgileniyorduk. Kendimize göre de bir dedektiflik bürosu açmıştık. İnanılmaz derecede bir kadın yoğunluğu vardı. Kadınlar o kadar çok ilgi gösteriyorlardı ki hepsi dolandırıcıların tuzağına düşmüşlerdi. Ve para kaptırmışlardı. Amerikalısı, İrlandalısı, İsveçlisi, İskoçyalısı birçok kadından mailler alıyorduk bize yardımcı olun diye. Bunları araştırdığımızda çıkan sonuç çok enteresandı. Kadınlar üniformalı erkekleri beğendiği için bu erkekleri çoğu kendini Amerikalı asker gibi gösteriyorlardı. Araştırmalarımızın neticesinde ulaştığımız sonuç bu insanların Nijerya bandıralı dolandırıcılar olduğunu gösteriyordu. Yıllar önce bu konunun benzerini Eczacılık Fakültesi Dekan'ın başına geldiğini görmüştük hatırlarsanız eğer haberlerde. Kendisini ünlü bir manken olarak tanıtan bir kadın adamı donuna kadar soymuştu tabiri caizse. Polise şikayete gittiğinde ünlü bir manken olduğunu söylemiş polisler ve kendisi onu tanımadığını söylemiş. Neyse ki bulmuşlardı dolandıran kadını. Bir erkekle organize çalışıyorlarmış. İşleri buymuş. Adam onunla evleneceğim diye mesajlar atıyorlarmış. Ama nedense bu insanla kamerayla görüşmek o dönemlerde vardı, aklına gelmemiş. Her neyse, bunun gibi şeyler. Şimdi bu insanlar hala devam ediyorlar bakın. Hala iş başında bu dolandırıcılar ve benzerleri. Siz 1,5 ay mesajlaştığınız insanın nasıl biri olduğunu aşağı yukarı artık anlamış bulunmalısınız. Bu insan belki sadece sizinle mesajlaşmaktan zevk alıyor. Belki o insanla sexting mesajlara kadar gittiniz. Cinsel birliktelik yaşadınız. Sanal olarak söylüyorum. Bu insanla fizik olarak münasebet kurmasanız bile görüntülü sohbetlerde cinsellikte yaşamış olabilirsiniz. Yine söylüyorum, 1,5 ay boyunca mesajlaşıyorsunuz. Ve benzeri bir şeyleri belki kullanmıyor da olabilir. Belki kameraya bile yanaşmıyor sizinle. Belki yüz yüze görüşmek de istemiyor. Görüntülü sohbet ya da sesli çağrı bile bırakmıyor. Sesinin duyulmasını da istemeyen biri olabilir bu insan. Şimdi profillerde bu kadar insan yalan söylediğini göz önüne alırsak, bu insan size durmadan bahaneler üretiyor. Diyordur ki, meşgulüm, plan yapıyorsunuzdur, gelemiyordur, bir işim çıktı diyordur. Bir sürü bahaneler ileri sürüyordur. Bu insan sizinle sadece mesajlaşma yoluyla birlikte olmaktan hoşlanıyor olabilir. Egosunu tatmin ediyor olabilir. Sizi yedekte tutuyor olabilir. Birçok sebep sayabilirim. Ama neden buluşmadığı konusunda
Siz bir mesaj attığınızda tepkisi ortadan kaybolmaksa veya buna değişik bahaneler ileri sürmekse siz o insandan uzaklaşmalısınız. Sakladığı şeyler var çünkü. Diğer taraftan baktığımızda siz de bir süre sonra o mesajın bağımlısı olmuş oluyorsunuz. O insan belki anlattığı gibi temsil ettiği insan değil ama siz ısrarla bu insanı gözünüzde büyütüp bir süre sonra aşka yelken açtığınızı hissediyorsunuz. Çünkü bir rutine bağladınız. Bu mesajlaşma süresi içerisinde o insana karşı da olmayan duygular üretiyorsunuz. Zihniniz size oyunlar oynuyor. Bir süre sonra mesajı gelmediğinde mahzun, üzgün oluyorsunuz. İnternette tanışıp, yıllarca görüşüp mesaj yoluyla sonradan tanıştığında sükutu hayale uğrayan insanlar var. 7 yıl bir insanla görüşüp sadece internette bir kere görüşüp sonra ayrılan insanlar var. 7 yılın gitti. Tüh. 7 yıl bir insan kendini nasıl bağlar ya yüzünü görmediği bir insana? Çok ilginç geliyor bana. Bunun için yuvalar yıkan insanlar var. Ve o kadar ortada oyunlar dönüyor ki bir kadın kocasını başka bir kadınmış gibi göstererek tekrar yeniden tanışıp buluşmaya çağırıyordu. Özel bir radyoda duymuştum. Ve kocasını tuzağa düşürecekti. Başka kadınla konuşuyor. Aslında kendiyle konuşuyor. Bunu bile kendine yediremeyip kocasını suçüstü basmaya gidiyordu. Bunun gibi şeyler. Bakın. Demek istediğim şu, bir girizgah yaptım. Buna göre değerlendirin. Bu girizgaha göre. Yani internet dolandırıcılarını bir düşünün. İnternette söylenilen yalanları, profil yalanları, insanların gençlik resimleri, ortaya koydukları profiller, arabaların önünde resim çektirmeler, Bentley marka araçların önünde resim çektirmeler. Böyle daha çok ilgi çekeceklerini düşünüyor insanlar. Var olmayan birçok konuyu internete aktarabiliyorsunuz. Kendinize ait olmayan özellikleri söyleyebiliyorsunuz. Bir dönem hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama 2 dolara internette istediğin kişi ol reklamı vardı. Adam orada diyordu ki my name is John. 22 yaşında olduğunu iddia eden ama ağzında dişi kalmamış döner kesen bir adam vardı. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Tam bir komediydi. Sosyal medyanın şöyle bir gücü var. Evet, insanlarla rahatça tanışıp görüşebiliyorsun. Birçok insanla görüşüyorsun. Birçok bilgi edinebiliyorsun. Değişik insanlar tanıyorsun. Buraya kadar çok güzel. Ama siz ne istiyorsunuz? Bu insanla ileriye dönük bir ilişki mi istiyorsunuz? Birçok tanıdığım insan da var. İnternette tanışıp evlenen. Ama bu çok az. Ve şöyle bir sonuçta var. Çok uzun sürmüyor bu evlilikler. Bunu da ilave edeyim arkadaşlar. İnternette tanıştığınız bir insan için tabii ki ön yargılı olmamak dedik ama benim bir eniştem var. Hiç unutmam demişti ki İyi bir şey olsaydı internette ne işi var? Erkekler biraz bu konuda ön yargılı oluyorlar. Daha önce de çalıştığım bir stajyerim vardı. İnternette tanışıp gelen kadına da fazla saygı duymuyorum gibi konuşmalar yapıyordu. Farklı şeyler arıyorlar hem de o insana saygı duymuyorlar. Bu dediğimi de göz ardı etmeyin arkadaşlar. Bakın, internette tanışmalar bir yere kadar zamanınızı ve paranızı da kaptırabilirsiniz. Bunları da size anekdot olarak düşeyim. Hepinize sevgilerimi sunuyorum. Hoşça kalın.